Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine Balkan Paktı yolunda kaldığımız yerden devam. Şimdi biz nerede kalmıştık en son, şunu çalıştıralım. En son Hatay sorununu araştırıyorduk. Hatay'ı geri alıyorduk. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na devam edeceğiz. Çok iyi bufflar veriyor gerçekten. Daha sonra da şu ekipmanları biraz üretip, hızlı bir şekilde üretebildiğimiz kadar üretip, yavaş yavaş askerimizi basmaya başlayacağız. Şimdi şöyle bir duruma bakalım. Türkiye'de neler var? Atatürk'ü emekli edin. İsmet İnönü başa geçecek. Şu an için değil. Neyse, şöyle yapacağım. Bakalım olabilecek miyiz? Evet, bu bir tık kötü oldu. İsyancılar bizi bir tık yendi. Şu istikrarı düşürüyor, onu sevmiyorum. Nerede başlayacağız? Tutucu karşıtı operasyonlar. Tamam, şurada. Malatya'da abi. Genel işler sakinleştirdi. Fransa. Evet, Hatay'ı bize verdi Fransa. Sizi aramızda tekrar görmek güzel. Şimdi Hatay sorununu hallettikten sonra dünyada barışa gitmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nı araştıracağım. Ne veriyor? Endüstriyel araştırma zamanı %15. Altyapının kilit noktası fabrika onarımızı %20 artıyor. Altyapı inşaat hızı %15 artıyor. Demir yolu %15 artıyor. Yani demir yollarını çok hızlı bir şekilde yapabileceğiz bunun sayesinde. Altyapı ekliyor. İzmir, Edirne, Trabzon ve bir diğerine. Diyarbakır, Tunceli ve bir diğerine de altyapı ekliyor. Buralara altyapı ihtiyacımız var gerçekten. İşgal direniş var. İşgal yok orada. Ne işgal? Orası zaten toprağımız. Zaten bak, direniş azalıyor buralarda artık. Şurada azalmış. Şurada zaten demin kazandıkları için arttı. Azalacak, azalacak. Hepsinde azalacak. O ayetlerin sahipleri biziz. Şimdi biz yine bir dilencilik yapalım abi. Şöyle bu sefer de Birleşik Krallık ile tartışalım. Bize bir yardım atsınlar be. Ne olacak? Sevabından bir yardım iş görür. Şimdi Atatürk'ü de ben Atatürk'ü emekli edeceğim. Çünkü şöyle ne bufflar veriyor gösterelim. İstikrar %15. Yüksek komutanlık maliyeti düşüyor. Hava komutanı maliyeti düşüyor. Bunların maliyeti düştüğü için bunu yapacağım. İsmet İnönü, tabii ki İsmet İnönü'den devam edeceğiz biz İkinci Dünya Savaşı'na. Şimdi bunları bir araştırırız, yaparız. Borçlarımızı da ödüyoruz. 76 günümüz kaldı. Bursa'da ne fabrikası var? Finanse ederiz. Yok, ben Karabük'teki demir çelik fabrikasını yapmak istiyorum. 280 gün ama sıkıntı yok. 280 gün sonra hemen bir demir çelik üretimine başlayacağız. Şimdi top üreteceğiz. Evet. Uçak savar falan üretmeyeceğim ben. Top üreteceğim. Bir de uçak üretmek istiyorum. Avcı ve bombardıman uçakları. Tabii onun için şu araştırmaları yapmamız lazım. TCDD de gelsin. Ona göre bakacağız. Hap yapılıyor. Evet, Birleşik Krallık Mersin'e veriyormuş. Mersin burası değil mi? Fabrika yok. Kaç tane verecek? Hemen bakalım. Ne verdi? Niye bir şey vermedi?
Allah Allah. Sivil fabrika mı verdi? Orada da yine çıkardı ama. Radyo önemli tank için. Değişik. Değişik. Bunu sevmedim. Birleşik Krallığın. Ben yine de bir Sovyetlere de bir selamünaleyküm diyeyim. Bir onlara da bir selamünaleyküm diyelim abi. Onlar da bakalım bize ne verecekler, ne vermeyecekler. Bir görelim. Evet, bu güzel. Japonya Çin'e savaşı açtı. Şey artıyor. Şimdi orası bir tık kalsın. Şurada büyük savaştan öğrenilen silahlı kuvvetlerimizi bir güçlendirelim. Çünkü şuraya sanayi teklif. Hafif sanayiye yatırım yapıyormuş Samsun'da. Devam. Ne? Tamam, bir tane sivil fabrika verdik. Gayet iyi. Sıkıntı yok abi. O da iyidir. Fabrika fabrikadır. Her türlü kar sağlar bize. Şimdi şöyle yapalım. Değiştir diyelim. Şöyle bir destek topçusu ekleyeceğiz ama daha evet şeyimiz yok. Komuta gücümüz yok. Orada deneyimimiz yok. Onu kazanırız. Şuradan bir ordu komutanı alınca kazanırız onu. Şimdi ne bufflarımız var? Özel sektör finansmanı politik güç kazanımı %15 azaltıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün buff'ı var. Atatürk'ün mirası buff'ı var. Fazla borç geri ödemesi var bizim için. O bir tık sıkıntı. Petrol. Bağdat'a girip petrol alacağız. Gerekirse İran'a da gireceğiz. Hani şu üçünü belki de gerekirse İran'a da gireceğiz. Bağdat'a girip petrol alacağız. Bunlar da ilişkilerimin gelişmesi lazım. Dost ülkeler olarak kalmalıyız. Yani Romanya'yla da işte Bulgarlar bize savaş açacak. Bulgaristan'da keşke belki Bulgaristan'a da girerim, belli olmaz. Ordumuzun modernizasyonunu da yapalım. Ne diyor? Kara doktrini. Doktrinler. Doktrinler. Bulgar paktı. Neyse. Biz devam edelim bakalım. Evet. Yani Sovyetler bize bir şey vermedi. Kusura bakmayın diyor. Kendisi bilir abi, kendisi kaybeder. Bize şey yardımlar çok işimize yarardı açıkçası. Dilencilikte aldığımız yardımlar işe yarıyor. Şöyle. Yakın hava desteği alacağız. Balıkçıl kesinlikle, tavus kuşu. Bunları da yapacağız. Deniz bombardımanına gerek yok. Ağır avcı değil de avcı uçakları. Hurricane. Mesela Hurricane araştırılabilir. İlaki araştırmamızı Hurricane yapalım. Balıkçıl üretebilirim aslında. Ufak ufak şöyle birer birer. Evet, destek uçağı olarak şöyle balıkçılığı alalım. Gayet etkili olur. Orduyu da biraz modernize edelim, güçlendirelim. Şimdi ordumuzu mekanize edersek Kırıkkale tank alacağız. Şimdi iki askeri fabrika veriyor. Askeri geleneği okuyacaklarsak da destek teknolojisi ve keşif bölüğünün %50 araştırma, %150 ve %200 araştırması verecek. Arazimizi kullanalım diyor. Üstelik zorlu bir savaş haline getirmek. Ya bilmiyorum hangi taraftan gitsem. Şöyle hava okulu diyelim aslında. Bir de o tarafa bakalım. Havacılarımızı geliştirelim. Yapabilirsek. Şu tedarik hattına bakalım. Ne durumda? Tren yollarımızı geliştirebiliriz. Şuradan zaten bakın. Biraz dışarıda iletişimimiz var.
ticaret hattımız var evimizde. Evet, taktikleri modernize edebiliriz. Az kaldı, bitiyor. Altyapılara bakayım. Ülkenin altyapısı bir nebze daha iyi ya, eskisine göre. İzmit'te vermiyor. Kılavuz için yeterli değil. Şu anda altyapılı çok bir durumumuz yok. Ama sentetik rafineri basacağım. Bursa'da bir tane sentetik rafineri basmak istiyorum. Çünkü şöyle. Niye ben dışarıdan alayım ki? Dışarıdan niye gidip lastik alayım? Kendim üretirim ya. Hava üslerimizi de alalım şöyle. Lastiği dışarıdan alacağım. Ben kendim üretirim. Bir tane sentetik rafineri basarak. Hiç gerek yok abi, hiç gerek yok. Dışarıdan almaya ne gerek var? Sivil fabrikada bu arada basabiliriz. Rafineriden sonra şuraya bir sivil fabrika. Yani şuraya da bir sivil fabrika basalım. Fabrikalarımız farklı farklı yerlerde olsun. Şöyle bir sıkıntı var. Aynı yerde olunca işgal edildim, hepsi gider elimizden. Onu istemiyorum. Hadi be, tüh. Son anda kaçtı. Ne diyor? Malatya Kromi. Şimdi Diyarbakır Kromi taktan 36 ek diyor. Abi tabii ki Diyarbakır Kromi taktan geliştirdi. 36 ek diyorsa geliştirelim, yapacak bir şey yok abi, daha ne olsun. Tuz. Şimdi destek bölüğünden ne alacağız? Sinyal değil, lojistik. Ay, lojistik kesin alacağız. Lojistik destek bölüğünü kesin alacağız. Destek ekipmanlarımızı iyi geliştirmemiz lazım. Sayısını arttırmam lazım destek ekipmanımın. Evet, şu political power'a bir askeri ekipman alabiliyor muyuz? Yok, alamıyoruz da. Onları olsun, sıkıntı yok. Hava üslerini de genişlettik. Evet, deniz üslerimizi de genişletelim. Bakın ne veriyor bize burada. Deniz üslerini genişlet kısmında. Bursa'ya bir bina yolu ekliyor. Bir deniz tersanesi ekliyor. Eyaletteki bir ile iki deniz üssü ekleyecek. İki altyapı da ekleyecek aynı zamanda. Böyle bufflarla iyi toparlayacağız bence. Şu bakalım ne verecek, hadi. Hadi ya, bu bir tık üzdü. Evet, bu güzel oldu. Hemen tutucu karşıtı operasyonlarımıza da başlayalım şurada. Yine Nazi Almanyası bize bir şey verir mi? Hadi be Almanlar. Almanlar bize bir tık bir şey verseler güzel olur gerçekten. Az kaldı, az kaldı. Bayağı zor yapılıyor işte şunlar. O yüzden sıkıntı. Şuraya tedarik şeyini koyduğumuzda doğuda savaş var. Japon-Çin savaşı başladı. Manchuria'yı alacak Japonya. Aldı zaten elinde özel bölge. Burada
Milliyetçi İspanya kazanıyor savaşı. Oraya bir destek gönderme şansımız kalmadı. Şu borçların geri ödemesi bitti mi acaba ya? Bir bakalım. Evet, bitmiş. Borçlarımızın geri ödemesi bitmiş. Şimdi borçları geri ödedik. Ne biliyormuş? Sentetik kaynakları araştırma süresi %10 artıyor. Rafinerinin... Evet. Sponsor olalım. Dediğim gibi ben Irak'a gireceğim. Buraya. Ama sadece şunu istiyorum. Nazi Almanya'sı Samsun'da. Naziler bize ne verecek? Kral ya bu Naziler. Valla. Bakalım. Bir tane daha sivil fabrika verdiler. Gayet güzel abi. Ben okeyim. Bana verebildiğiniz kadar sivil fabrika verebilirsiniz. Fabrikalarda hiç sıkıntı yok. Burada gelenekçi tarih diye bir şey var. Neresi işgal edilen iş gösteriyor burası. Evet, Almanlar Avusturya'yı anklus etti. Yani aldılar. Yok ya ben. Şunları bir kenara koyalım şimdi hızlıca. Şu 5 yıllık plana gidelim. İkinci 5 yıllık planda ne var? 1825 gün boyunca İnönü'nün 5 yıllık planı. Altyapı inşaat hızı %5, sivil inşaat hızı %5 artıyor. Sivil fabrika. Evet. İnönü'nün planı devreye girsin. Şimdi konvoy üretimini arttıracağım ben. Olabildiğince fazlalaştıralım. Haydi bakalım. Çeliğimiz var. Biz çelik ticaretini durduracağım. Fabrikalarımız bize kalsın. Başka neyimiz var bizim? Kromumuz bol bol var. Şunu da durduracağım birazdan. Şu üretimden sonra. Evet. Niye başkasından satın alalım, değil mi? Ne veriyor şimdi bize? Kaz Morba'yı istemiyorum. Fahrettin Altay'ı alacağım. Fahrettin Altay önemli. Fahrettin Altay'ı almamız lazım. Fahrettin Altay'ı alırsak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. İkinci 5 yıllık plan da gelsin. Bakalım. Balkan Paktı'nı da kuracağız. Balkanlara da destek olacağız. Tabii biz şimdi burada ne var? Araştırmamız hoş. Tamam. Şuradan bir hava yollarına bir bakalım. 1940'ta gerek yok onu araştırmaya. Mühendislik bölüğü, askeri polis, onarım bölüğü, savaş hastanesi, sinyal bölüğü. Bir tane de mühendislik bölüğünü alalım. Mühendisler bizim için önemli. bin. Şimdi şöyle sınırlı zorunlu askerlik, daha geniş zorunlu askerlik yapamıyoruz. İhracat o daha dedik. Sivil ekonomi erken sefer yok. Bunlara gerek yok. Şu an için. İhracat odağı dedik oraya da. Yani ihraç etmek istiyoruz. Şunların hepsini ben ihraç ederim. Şu satılıyor mu acaba ya? Şu anda bakalım. 239 tane ihraç ediyorum krom. 41 tane de şey. Sen söyle. Çelik ihraç ediyoruz. Nereye? Portekiz'e, Litvanya, Doğu Türkistan, Yunanistan ve Yugoslavya. Buralara ihracımız var. İthalatımız da var. Şunlar hep ithal. Şu üçü onları işte elimizde üretmemiz lazım. İthalatı sevmiyorum ben. Olabildiğince üretebildiğimiz şeylerin hepsini üretmemiz gerekiyor.
Evet, şuradaki tedarik hattını da yaptık. Tedarik merkezimizi de şuraya kurduk. Şimdi şu tedarik merkezi iyi. Bayağı bir alacak şuradan. En azından şu bölgeyi biraz. Şunu yapabiliriz. Ben şunu yaparım. Olur mu? Olur. Ama yok ya, buraya bu kadar yatırım yapmaya gerek yok zaten. Hızlıca girer alırız Irak'a, Fransa'yı. Buralara bu kadar yatırım yapmaya gerek yok. Güzel. Hurricane'i de ürettik. Şimdi biz ne baktık? Hava desteği dedik. Hurricane'i de bir üretmeye başlayalım. Tamam, bu iyi oldu. Şimdi şuradan ne araştıralım? Sen 38 ise şunu araştırabiliriz. Piyadelerimizi güçlendirelim. Gidelim mi Kemal İzmir koruyucularına, gidelim. Ne yapıyor bize bu? Eyalette Kemal İzmir sağlamlaştır özelliği geliyor. Bağımsız iki devlet Kemalist oldu. Evet, şimdi şuradan Fahrettin Altay'ı alıyorum. Önemli askeri personellerimden birisi Fahrettin Altay olacak. Altyapı inşaat hızımız da arttı. Ne veriyor? Şöyle şuraya da yine bir krom, Malatya'da da krom çıkartalım. Ama krom bizim en önemli şeylerimizden birisi. Gerçekten. Krom her türlü kullanabiliriz. Krom gayet iyi bizde. Elimizde bayağı krom var. Gücümüz artıyor. Evet, bir araştırma daha yapabilirim. Şu destek büyüklerine bakacağım. Lojistik bölüğü var. Tamam. Şuraya geç. 39 daha. Oraya araştırmaya hiç gerek yok. Şöyle bakalım. Devam. Mekanik hesaplamayı alalım. %50 üzerine çıktığı anda ben de şuraya bir savaş hedefi atacağım açıkçası. Yo, atacağım abi, niye atmayayım? Elimde imkan var. Malatya'da da krom basıyoruz. Oraya bir savaş hedefi atacağız. Engelle bunu. Öyle tutucular falan sızmasın. Evet, şimdi varlık vergisi bir tık tehlikeli. Varlık vergisi ne veriyormuş? Varlık vergisi ne veriler? Political power veriyor ama insan gücünü az haftalık 300 azaltması kötü. Çünkü ben insan gücüne çok ihtiyaç duyuyorum yani. Hiç gerek yok. Ama Türk ulusunu yapabiliriz. Ona gidelim. Türk ulusuna gidelim. Evet, bunu da öğrenelim. En azından silahsız, düzensiz silahsız kuvvetleri, silahlı kuvvetleri, silahsız kuvvetler Sagopa Evet. Onları halletmiş oluruz en azından. Şimdi buraya ne alabiliriz? Hiçbir şey alamıyoruz şu anda. Birazdan alırız. Birazdan tamamlarız onları. Rafinerimiz de üretiliyor. Ben sivil fabrikalarımı kendim kullanmak istiyorum. Başka ülkelerden ithalat yapmak istemiyorum. Ama ihracat yapabiliriz tabii ki. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi şöyle. Kaynaklar haritasına bir bakalım. Bakın burada 94 tane krom. Burada da 2, 3. 3 yerde net bir şekilde söyleyeyim. Şeyi alırız. Kayseri'de de 40 krom varmış. Kayseri'nin altyapısını geliştirsek kaç yapıyor bize? Yok, yemez.
Yağ bakırı geliştirsek mesela. O da yemiyor ya. Buralardan da fabrika alamıyoruz. Tüh. Afyon'da 42 10 yok. Abi 57 yap. Neyse 3 yerde bize askeri fabrika verecek Almanya. Alacağız onlardan. Ne yapacağız? Nasıl alacağız şimdi mesela? Onu da söyleyelim. Claudius aldığımızda o bize verecek. Sovyetlerden de Batum Anlaşması'nı alacağız. Daha şuraya gitmeden önce hepsinden bir şeyler alacağız. İngilizlerden yine şunu alırız. O tarafa gitmeyeceğiz. Oraya da bir işimiz yok bizim. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Bu seriyi beğenirseniz çok sevinirim. Devamı gelsin istiyorsanız lütfen seriyi beğenin. Kanala abone olun. Beni destekleyin. Sizin destekleriniz sayesinde bu işler devam edebilir. Biliyorsunuz. Önemli olan izlenmelerimizi arttıralım, beğenilerimizi arttıralım, videolarımızı arkadaşlarımıza önerelim. Gayet iyi olur. Gayet güzel olur yani. Evet, şimdi. Ne diyor? 2000 iOS ekler. Tamam. Güzel. Şunu da alalım. Boşta kalmasın. Savaş desteğimizde %47. Ne bu? Savaş kemer sıkma treni, zırhlı tren. Evet, zırhlı trenlere ihtiyacımız var. Çünkü bombardımanlarda seri trenler mahvoluyor. Değiştir. Hemen şöyle destek. Hayır, destek uçak savar istemiyorum. Kaldır. Destek topçusunu alacağız. Ordumuza destek topçusu lazım. Yakıt silosunu da alalım şöyle. Bakayım bir. Kaç tane verecek? Bitince. Radarı da alalım. Radar önemli. Evet, internasyonel 4 geldi. Tamam. Arttı hemen. Daha olmuyor. Tüh be, bu kötü oldu. Niye lastik biz üretmiyor muyuz mesela lastiği? Şöyle bakalım. Kaç tane üretiliyormuş? Çıkarılan 2. Ve kullanılan ithal. Niye? Şunu bir sıfırlayalım bakalım. Tamam. Eksi 2 tane. Abi sıfırlan sen onu al. Eksi 2 olmasına gerek yok. Neyse, biz sivil fabrikalarımızı üretmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu videonun da bugünlük sonuna geldik. Kaldığımız yerden yine dediğim gibi şeye gideceğiz, Claudius'a gideceğiz. Tüm büyük devletlerden alabileceğimiz tüm yardımları alacağız. Ondan sonra Balkan Paktı'nı kurup Balkanlarla birleşeceğiz ve büyük güçlere karşı savaşmaya başlayacağız. Tekrardan söylüyorum, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın.